Hoş geldin Cudi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ay, hoş bulduk. Ne kadar güzel sizlerle beraber olmak. Tekrar bir arada olmak. Canan sen nasılsın? Cudi'nin arkasındaki şeyleri merak ediyorum. Müzik yapan kim var evde? Sen değil, sen misin yoksa? O sesler benim içimden geliyor ama oğlum ve kızım o bataryaları çalıyorlar. Çok keyifli oluyor. Çok tatlı gözüküyor Judy. Evet, Judy'cim, şimdi 2007'de ilk şiddetsiz iletişim eğitimini aldığını öğrendim senden. 2007'den 2013'e kadar öğrenme, büyüme yolculuğu devam ediyor. Sonra 2013'te öğrenme büyüme yolculuğuna bir de paylaşma yolculuğu ekliyorsun. Öğreniyorsun, büyüyorsun, paylaşıyorsun derken 2016'da Center for Nonviolent Communication, Marshall Rosenberg'in kurduğu Şiddetsiz İletişim Merkezi'nin eğitmenler topluluğuna kabul edildim. Ve Türkiye'ye şiddetsiz iletişimi getiren Vivet Alevi'den sonra ilk sertifikalı eğitmen oldum. Ve Ay. yolculuk şimdi devam ediyor. Ne hissediyorsun bunları hatırladığında, neler söylemek istersin? Vallahi hem bir mutluluk, böyle gülme şeysi var, sevinç var, şükran var aslında. Çünkü bu Şiddetsiz İletişim Marshall Rosenberg'in kitabı İngilizce olarak okudum. Ve onu böyle okurken neredeyse her satırda ben niye böyle yaşamıyorum, niye böyle yaşamıyoruz, böyle yaşamak istiyorum, böyle içinden böyle büyük bir şeyler oluyordu. Yani iyi ki o kitabı okudum çünkü hayatımda çocuklarımla, eşimle, çocuklarımın okul topluluğuyla falan böyle acayip güzel katkılar sundu hayatıma. Yani ilişkilerdeki güveni besleyen şeyler oldu. Ve hakikaten yani bu yolculukta kendim için başlamıştım. Baktım böyle etkiler yaratıyor ve hiç ama hiç sertifikalı eğitmen olacağımı düşünmedim. Hakikaten kendim için bu şeyini yapıyordum ama baktım çevreden şey geliyordu. Ay bizimle paylaşır mısın falan sesler gelmeye başlayınca hazır mıyım falan böyle bilmiyorum nasıl. İle yavaş yavaş başlayarak sonra sertifikalı eğitmen yolculuğuna girmeye karar verdim. O yolculukta da şey fark ettim. Hakikaten ebeveynlerle, çocuklarla çalışan, ilişkide olan kimler varsa onlarla çalışmak istiyorum. Çünkü şiddetsizliğe dair böyle böyle yaşamak, modellemek istiyorum ve yetişkinleri böyle desteklemek istiyorum ki çocuklar böyle bir dünyada yetişsinler. Ay derken sertifika eğitmen oldum dediğin gibi ve şimdi böyle bakıyorum sen de biliyorsun yani bu birkaç yıldır şey de var. Bu yola girenler, aday olanlar, sertifika eğitmen olmak isteyenler de şey var. Mentorluk var. Liderlik var. Bunu da böyle hiç beklemiyordum. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmedim ama hayatın böyle bir doğal bir akışın içindeyken böyle bir yerde de buldum kendime. Seninle Deniz olarak. Bunu da böyle büyük bir keyif yani ve meraklı izliyorum hayatımın gelişmeye. Kendi gelişmemin hayatın gelişmesine, akışını. Ama büyük tabii ki zor anlar oluyor ama büyük keyifle şiddetsiz iletişimi yaşıyorum diyebilirim. Bunlar var canlı bende. Canan sende, Canan'a bir şey var mı şu an?
Bu şeyin altını tekrar çizmek isterim çünkü bana birkaç arkadaş yazıyor, nasıl başlayacağız, aday olmak istiyoruz, kimlerle görüşelim, şudur budur diye. Ben de hep sana da söyledim Cudi, doğru adres, Deniz doğru adres diye. Çünkü siz Vivet ve ikiniz ve üçünüz galiba, değil mi? Bir mentorluk programı yaptınız bu kış mıydı? Zoom'da olmak zorunda kaldı galiba son seanslar. İlk başta canlıydı, sonra Zoom'la yaptınız. İlk defa oluyor galiba, değil mi bu böyle bir Evet. program? 2020'de Ocak'ta başlattığımız bir program. Onu da böyle ne zaman bitirdik? Eylül'de falan bitirdik. Ağustos, Eylül'de bitirdik. Şimdi yeni olan biraz daha oradan da hem mentor olarak öğrendiğimiz hem insanlarda gördüklerimizi böyle farkındalık ile yeniden bir program tasarlıyoruz 2021 için. O da büyük büyük bir keyif hakikaten, yani hayatı beslemek, ihtiyaçlara göre bir şeyleri geliştirmek ve hayata bir şey sunmak çok kıymetli burada. Başlayanlar için çok güzel bir destek. Bizim zamanımızda yoktu. Düşe kalka zavallı Vivet'in peşinden koşturarak, eteğini tutarak nasıl sertifika olunur, sertifika alınır, oraya buraya saldırarak ayakta kalmaya çalıştık. Şimdi bu destek gerçekten adaylar için büyük bir nimet diye düşünüyorum ben. Peki sen şu sıralar neler yapıyorsun? Hangi eğitimleri veriyorsun? Ay, az evvel dediğim gibi böyle ebeveynlerle, okullarda öğretmenlerle çalışmak benim için çok büyük bir keyif ve anlamlı bir iş. Onun için Gizem Alev Şapçı'yla Ebeveynin Kalbi diye böyle programlarımız var. Onlara sunuyoruz. Covid'den dolayı her şey online geçti. Öyle bir 8 haftalık programımız var. Ondan sonra Hülya ile birlikte, Gizem'le beraber üçümüzün sunduğu bir yol program var. O daha böyle uzun, 5 aya yayılan bir program. Hani giriş diyeyim, yani o 8 haftalık program alıp devam etmek istiyorum diyenler için böyle bir 5 aylık bir şey. Gene doğallıkla böyle ihtiyaç doğduğu ve tasarladık, yaptık, yapıyoruz. Bir de benim sanatçı tarafım veyahut işte bedenle bağlantıda olma tarafım çok canlı bugünlerde. Hatta yıllardır ama ancak böyle şeye getirdim. O öyle bir sanatla şiddetsiz iletişim programda Hülya Tosun ile tasarladık ve sunuyoruz yenice. Yeni başladı galiba, değil mi? Evet, o da büyük bir keyif getiren bir şey. Benim oradaki hayalim aslında gene ebeveynler, öğretmenlere bağlayacağım. Çünkü hakikaten bedenimizde o kadar önemli bilgiler var ki, duygudan tut, sezdiğimiz şeyleri. Ama bunları nasıl ifade ediyoruz? Sözel bir biçim ama işte bedensel bir biçim, renklerle, çizimlerle bir biçim, yani daha çok. Hakikaten o sanat kavramları beyin düşünceden kalbe, bedene indiriyor benim için. Onun için o araçları da kullanmayı çok seviyorum. Ve şey demek istiyorum, yani bunları böyle sunarken hakikaten şey, ay ebeveynler böyle yapsın bu çalışmalar bizden, sonra böyle ay gitsinler çocuklarla yapsınlar. Bak şöyle bir şey, hani renkler çıkaralım, oynayalım, eğlenelim, eğlenerek bağlantı kuralım falan böyle. İstiyorum. İlham olmak istiyorum böyle öğretmenlere. Ah, bunlar sınıfta yapabiliriz. Biz de bunları online yapıyoruz. Onlar da online'da belki zorluk çekiyorlar COVID'den dolayı. Yani online böyle yapabilecek şeylere öğrencilerle bağlantı kurmak adına ilham olmak istiyorum. Onun için bu da böyle büyük bir keyif veriyor, bu programı böyle gerçekleştirmek. Keşke senin birkaç resmini daha sonra gösterebilsek. Çok güzel resimleri var. Böyle hep şey diyoruz, yani sanatçı olmana gerek yok, dansçı olmana gerek yok, ya bedenin varsa ruhun varsa bir izin ver, çıkıversinler.
paylaşırım bir ara böyle yaptığım resimler. Evet. Ya, yaptığımı fark ettim. Bu program yaratmadan evvel eğitimler sunarken içimden böyle bir şey çizmek geliyor, bir görsel falan. Onları da böyle paylaştıkça katılımcılarla, Judy çok iyi geldi yani, söylediğini idrak etmeme de destekledi. Fotoğraflarını gönderir misin falan diyenler oldu. O da benim için çok keyifli oldu. Sevinç uyandırıyor hakikaten. Ne güzel. Çok böyle heyecan verici şeyler yaptıkların. Bu özellikle Hülya'yla yaptığım böyle, ben de, ay acaba ben de mi katılsam, ama hiçbir şey, bir tavşan bile çizemiyorum, kedi bile çizemiyorum deyip, ama galiba orada net. Sonra gördüm birkaç paylaşımlar, böyle içinden ne geliyorsa çıkarmak çok hoş. Değil mi Deniz, böyle şey, sanatla şiddetsiz iletişim? Bana yani bir şöyle söyleyeyim, yaratıcılık ihtiyacımın karşılandığı her adım bende büyük bir heyecan yaratıyor. Şeyi çok seviyorum, şiddetsiz iletişim topluluğunda herkesin kendi hediyesini sunabilmesini. Yani böyle birbirine benzeyen o standart okul sistemindeki gibi, şimdi şu, şimdi bu değil de Judy'nin hediyesini almak. Çünkü hepimiz çok biriciyiz. Yani Judy'nin, Hülya'nın, özür dilerim, Gizem'in hediyesini almak yani. Pardon Judy'cim. Yok, araya girdim, şey diyecektim. Evet, o biricilik dedin ya, çok kıymetli. Orada acayip zengin bir dünya var. Onları böyle izin verirsek. Değil mi? Yani Canan sen de şükran, takdir falanı böyle şey yaptın bir ara ve oradan çok eğitimler verdin. Yani böyle bir şey dikkatini çekince, senin için böyle anlamlı gelince, yani oradan biriciliğinle katarak sunmak benim için çok kıymetli bir şey. Yani standart böyle olmak zorunda gibi değil de, ay evet, bu benim için anlamlı ve bunu paylaşmak istiyorum. Daha böyle güzel bir yerden geliyor sanki. Şu an içimde bir şey uyandı Judy, sen bunları söyleyince. Hep şeyi konuşuyoruz ya kendi aramızda, şiddetsiz iletişim yaşamak nasıl mümkün? Hani tekrar tekrar şiddetsiz iletişim yaşama niyetiyle bağlanmak nasıl mümkün? Şimdi birden içime şey geldi, şiddetsiz iletişim paylaşmak bu yaşamaya dahil olduğunda, o zaman hepimiz nasıl yaşıyorsak, nasıl birbirine benzer ve ama birbirinden farklı yaşıyorsak, hepimiz de bambaşka bir tarafından paylaşabiliyoruz gibi geldi bana. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Size nasıl geliyor söylediklerim? Çok hoş bir şey. Benim de gözümde öyle canlandı. Yani büyük bir, böyle güzel bir pasta. Ben pastanın bir kısmını paylaşıyorum. Çilekli kısmını paylaşıyor belki. Sen muzlu kısmını paylaşıyorsun. Diğer arkadaşlar farklı bir şey. Galiba orada hakikaten benim takdir ve şükrana verdiğim önem veya şimdi Ece ile kilo ile ilgili bir şey yedim ama neden yapıyoruz. Yani gerçekten kendimizle ilgili olan, zaten üzerinde çalıştığımız bir yerden, bir kaynaktan bir şeyler paylaşmak çok daha değerli geliyor bana. Yoksa dediğin gibi gramer gibi işte ne bileyim dört adımı anlat, ondan sonra şunu yap bunu yap değil de, yani senin gerçekten yaşadığın şiddetli iletişimi yaşamakta zorlandığın yerlerden beraberce topluluk olarak bir yolda devam etmek bana çok şey geliyor, böyle lezzetli, çok lezzetli geliyor bunu paylaşmak. Orada benim o zaman işte canlılığım, bağlanıyorum kendime ve yaratıcılık da öyle geliyor. Hepsi böyle birbirine bir bağlantılı. Öbür türlü daha böyle şey, ders gibi. Yeni başlayanlar veya paylaşmak isteyen arkadaşlar da hep orada, yani bir kendileriyle gerçekten bağlantıda olup oradan bir yere gitmek
tavsiye edeyim de ya, veya işte deneyimlerimden daha bugüne kadar bana iyi gelen bir şey olduğu için söylemek isterim. Bu da bende şey hatırlattı kendi yolculuğumda. Hakikaten orada da gene şükran var. Gezebildim. Aslında Amerika'da doğdum, büyüdüm. Ana dilim İngilizce. Şimdi burada Türkiye'de yaşıyorum ve her şeyi Türkçe sunuyorum neredeyse. Bunu böyle bir yandan böyle şey kutlamam var. Hani İngilizce olarak yurt dışına da çıkma imkanlarım vardı. Çıktım çeşitli şiddetsiz iletişim eğitmenlerden, paylaşanlardan böyle dersler aldım. Veya işte paylaşımlara gittim. Ve hakikaten çok zengin bir şey. Yani o kadar çeşitliliğe böyle görebilmek de benim için ilham oldu. Ah, evet. O biraz hani böyle statik bir doğrudan, ah bir dakika ya, böyle bir şey var, böyle bir şey var, böyle bir şey. Bu şekilde bana yakın. Ah, o zaman kendime güven. Ah, buradan da paylaşmak mümkün. Okey gibi bir şey. Yani onun için hakikaten çeşitli insanlardan deneyimlemek, yaşamak çok kıymetli bence. Ve iyi ki varız, iyi ki büyüyoruz, iyi ki çeşitliliği, zenginliğimizi görünür oluyor. Ve çünkü evet, birisi çilek sevebilir, çilek sevmeyebilir. Muz ona uygun olabilir, olmayabilir. Yani onun için çeşitli yolların olması benim için çok kıymetli. Ben bunu kutluyorum. Çoğalsın istiyorum. Judy, şimdi sen konuşurken ben böyle bir heyecanlandım. Çünkü ben senin hikayeni çeşitli aşamalarında da tanıklık ettiğim için, benle paylaştıklarından hep benim için şeydi, Judy'ye bak ya, 2007'den bu yana eğitim alıyor. Hatta sertifikalı eğitmen bile oldu. Ama gidip mesela başka bir eğitmenin yanında asistanlık yapabiliyor. Mesela tüylerim diken diken oluyor, çünkü burası çok mütevazilikle ilgili bir yer. Hep öğreniyoruz hayat boyunca öğrenim alanı diye ve hakikaten fark ediyorum. Aa, orada böyle bir konu var. Ya tam bilmediğim ve daha çok öğrenmek istediğim, ya da biliyorum aynı zamanda farklı bir yaklaşım nasıl, ne var orada. Yani oradan bir şey ilham olabilir, hayatımı katkı sunabilir diye, evet, yani çok seviyorum çeşitli ortamlarda çeşitli insanlarla bir arada olmak. Büyük bir zenginlik benim için. Ve mesela bu zenginliğin, şimdi lafını da biraz kestim, kayıtta olduğumuz için şey yapmak istiyorum, bunu da unutmayalım istiyorum, onun için kestim. Şimdi senin bu merakın, mütevazilik diye benim İçimi sulayan, başkalarından öğrenme halin aslında ne kadar hem sana, kendine, hem de topluluğa hediyeler getirdi diye düşünüyorum. Kişisel görüşüm bu. Çünkü mesela ben Miki Kaş'tan da eğitimi almadım. Onun sadece nvctraining.com'daki odyolarını dinleyebilme şansım oldu İngilizce bildiğim için. Ama mesela senden Miki'nin rica konusunda nasıl yaklaştığını ya da düşman resimleri konusunda başka bir eğitmenden aldığın, belki kendi hediyelerinle katıştırdığın bir şeyi öğrenme imkanım oldu. Yani ben senden de çok fazla şeyi öğrenebilmiş oldum ve toplulukta ne oluyor? Hani ben öğrendim. Yani birbirimizle bunları paylaştıkça aslında zenginliğimiz, derinleşmemiz artıyor sanki. Evet. Ve şey, ya bugünlerde de şeye bakıyorum, herhalde belki daha çok da COVID'den dolayı. Yani herkes, dedim ya, şükranım vardı, İngilizcem var, dışarıya gidebiliyorum, öğrenebiliyorum. Bir de yani Türkçem var, gelip burada dediğin gibi böyle paylaşabiliyorum. Yani gidemeyenler için bir imkan. Ne bileyim, belki o eğitmenler Türkiye gelecek zamanları yok, vakitleri yok, bilmiyorum. Yani ilk yolculuğumun başında hep şey yapıyordum. Ah evet, ondan öğrendim, çok güzel, o gelsin, sunsun, biz bir tercümanlık şeyini ayarlayalım falan. Bu da çok keyifli, güzel bir şey. Yani yabancı eğitmenleri buraya getirmek. Bir de evet ya, burada
bütün çeşitli kaynakları gözeterek işte uçak parası, otel parası, ne bileyim işte zaman, ne deniyor onu, hani hava kirliliği falan böyle gözetmek için vesaire, yani bir sürü şeyden dolayı evet aslında ben de öğrendim, kendi rengimi katıp ondan ilham esinlendim diye yani birebir onun şeyine sunmam çok gerçekçi değil. Onun için bütünlüğüyle evet bu var. Referans kaynak olarak da göstermeye çok seviyorum. Çünkü insanlar o zaman kendileri öyle gidebilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu bir şey oldu mu ama sen anlatınca böyle duygulandım. Ay ne güzel, yani onları Türkiye'ye getirebildim, senin hayatına katkı sundu falan, böyle bunları duymak müthiş bir keyif verdi. Ben çok memnun oldum söylediklerine. Ben de duygulandım. Ve bir sorum daha var sana. Şimdi ilham olabilir programları alan ve sonra içinde paylaşma isteği böyle yanmaya başlayan arkadaşlar için. Senin ilk adımların paylaşırken neydi? Paylaşma, o ilk paylaşımına doğru giderken nasıl bir yol seçtin ve neler öğrendin o süreçte? Ay, ilk paylaştığım sertifika eğitmen olmadan diye soruyorum. Evet, ilk. Yani. İlk, evet ya. Ay çok çok heyecanlıydım. Yapabilecek miyim, şey yapabilecek miyim falan böyle. Hani bildiğim ve aslında bildiğim için böyle ego bir taraftan değil, dışarıdan aslında gerçekten insanlar geldi diye bunu bizimle paylaştıkları için güvendim. Ama gene de böyle bir korku var. O canlanıyor ve şey hatırlıyorum, hep böyle şey merkezimde olmaya çalıştım. Judy, doğru ve yanlışın ötesinde bir yere geçmek istiyorsun ve şiddetsiz iletişimi modellemek istiyorsun. Yani hakikaten yaşamak istiyorsun. Orada yani hep insanlarla bağlantı kurarak, onları böyle anlayarak, onlar da beni anlayıp anlamadıklarına tartarak böyle ilerlemek istedim. Yani benim için şiddetsiz iletişimin 4 anahtarı, işte ne bileyim o teknik taraf bir yandan, aslında daha önemli olan benim için o şiddetsiz iletişimi gerçekten bağlantı kurarak yaşamak. Ve elbette yani o ilk eğitimlerde, ilk sunumlarda böyle şey, orada tam istediğim kadar bağlantı kurmadım falan, böyle teknik şeye kaydım zamanlar oldu. Büyük büyük öğrenimler oldu orada benim için yani. Keyifli bir şeydi. Ay bir şey daha anlatayım mı bu şeyle ilgili? Lütfen. Şimdi çok anlandı. Bir arkadaşım vardı burada ve şey diyordu. İşte Judy şöyle bir eğitime ihtiyacımız var iş yerimizde vesaire. Ben de diyorum okey bir düşüneyim yani, aklımda birileri gelir ben sana öneri gönderirim falan böyle. İkinci konuşmada bir daha geliyor gündeme, ben de diyorum işte şu var bu var falan, yani isimler sayıyorum. Adam durdu, beni durdurdu ve dedi ki aslında Judy senin gelip bu eğitime vermeni istiyorum. Ay dedim jeton zor düştü. Peki o zaman hakikaten şiddetsiz iletişim yaşamak imkanı oldu. Durdum dedim okey şimdi ben seni duydum. Acaba ben de ne görüyorsun? Ben yani benim neyi aktarabileceğimi görüyorsun? Onlara konuşalım o zaman. Hakikaten içime bakayım ve ona göre bir şey hazırlayayım. Ama çok komikti yani, böyle devamlı birileri sormaya çalışıyorum ilk yolculuğumda. Yani iyi ki o arkadaş vardı, iyi ki o kadar net ifade edebildi. Çünkü o eğitimden sonra biraz daha böyle şey oldum. Ha evet, şeylerim var, hediyelerim var, sunabiliyorum, katkısı oluyor. Çok tatlı ama yani hakikaten son zor düştü. Bence. Sen nasılsın bunlarla? Ben de çok komik anılarımız aklıma geldi. Böyle Judy'ye hakikaten hayranım. Yani 30 sene önceden Türkiye'ye geldin. Hiçbir bir kelime İngilizce, Türkçe bilmezken şu anda konuştuğumuz şeylere bak.
bilmem kaç adet, 100 adetten fazla herhalde eğitim vermişsindir şimdiye kadar Türkçe. Benden iyi, daha iyi Türkçe konuşuyorsun ve kendini ifade ediyorsun. Yıllar önce, 30 sene önce galiba olmuştur herhalde, değil mi? Türkiye'ye geldiğinde böyle bir anım var. Bunu anlatıp bu programı kapatmak istiyorum. Dinleniyorum, hazırlanıyorum. Çok komik. Judy şimdi yıllar önce gelişti, 30 diyelim. Hiçbir şey bilmiyor ama tek kelime Türkçe bilmiyor ama o kadar ne diyeyim, dikkatli. Hala da öyle ve her şeyi böyle doğru yapmaya çalışır. Ve herkesi dinler, işte not alır, soru hep sorar, bu ne demek, şu ne demek diye. Ben de hep ona derim, anlatmam, tamam Kamil'e sor derim, geçerim. Ondan sonra gene böyle bir şey. Karşı tarafta oturuyorlardı galiba o zaman. Koşuya çıkmış Judy. Böyle hani Amerikalılar böyle havalı, bizim koşu yaparlar ya böyle şey. Türkiye'de giymiş eşofmanları. Koşarken birisi buna laf atmış. Ne haber fıstık demiş. Judy'nin cevabı, çok gülmüşümdür hala. Demin de hatırlayıp ona gülüyorum. İyiyim ulan, sen nasılsın? Hiç bilmediği 2-3 kelimeyle bir cümle kurup ne haber fıstık diyen bir adama bunu söylediği için hala gülüyorum ve ne bileyim, iyi ki varsın Judy, iyi ki gelmişsin, iyi ki Kamil sana aşık olmuş, getirmiş buralara. İyi ki sen de varsın Canancığım, sen bunları söyleyince hakikaten o eski günleri hatırlıyorum ve evet, sen hep beni destekledin bu yolda. İlk eğitime seni zorla çekerek getirdim. Evet. Türkçem yetmeyecek diye. Onun için şimdi burada Türkçe olarak birlikte yaşıyor olmak benim için büyük bir keyif. Evet, teşekkür ederim. Peki o zaman devam edelim mi? Bir sonraki Deniz, ne yapalım? Son bir soru soracağım. Ondan sonra lafımızı balla keseriz. Judy, bu yıl, yani şu an önümüzdeki dönem neler planlıyorsun? Ne tür eğitimler vereceksin? Evet. Yani bu yıl devam edeceğim. Ebeveynlerin Kalbi 8 haftalık programı online devam edeceğim. Yol program Ekim'de başlayacak. Bakacağız yani, o 5 aylık belki bir ikinci program katacağız onun arkasında. İhtiyaca göre derinleşme program var. 15 günlük eğitimi almış olan insanlar için biraz daha hakikaten farklı konularda çalışmak üzere, para dahil, ricalar, işte grup süreçler falan. Kendimizi empatiyi daha derinleştirmek için, o becerileri şey yapmak için var. Deniz'cim, seninle, Vivet'le, belki guest trainer olarak işte Cananlar, Özgenler, kim bilir kim gelir bizim yanımıza, bir mentorluk program. Zengin, çeşitli bir şey yaratmak istiyoruz. O var. Sanatla şiddetsiz iletişime devam. Ve bu sene İngilizce eğitimleri de katmak istiyorum, yani Türkçe olan eğitimlerin yanında. Bakalım yani nasıl olacak. Onun için böyle yavaş yavaş bir şeyler yapıyorum, hazırlıkları. Bakalım. İngilizce eğitimleri kaydımı yapmak istiyorum. Çok tatlısın. İlk kayıtlarını yaptın. İkinci. İkimiz de geliyoruz. Ah, süper ya, ne güzel olur. Çok büyük bir keyif olur. Evet, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Haftaya devam edelim istiyorum ben. Çok teşekkürler valla. Burada olmak keyifliydi sizinle. Öpücükler. Öpücükler.